Efendimiz'e ve min veli ve rahmetiyle muamele eylesin. Başta kederli ailesine, sevenlerine, komşularına sabırların en güzelini nasip eylesin. Değerli cemaatimiz, okuduğum ayeti kerimede, Yunus Suresi'nin 2. ayeti kerimesinde Rabbimiz bizlere şöyle buyurmakta. Ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için yarattım. O çokça bağışlayandır buyurulmakta. Şu fani olan dünya hayatında her an, her saniye ölümle muhatap olabileceğimiz şu dünya hayatında Rabbim bizleri bu ayeti kerimenin bilincinden, şuurundan ayırmasını inşallah. Mutlaka insan olmamız, beşer olarak yaratılmamız hasebiyle hata ve günahlarımız olacaktır. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz. Bizlere düşen, biz Allah'ın inanan kullarına düşen bu hata ve günahlarla ısrar etmeyin. Tevbeleri çokça kabul eden, günahları çokça affeden Rabbimizin olduğu bilinciyle can-ı gönülden tevbe edebilmektir. Şu fani olan dünya hayatında, her an, her saniye ölümle muhatap olabileceğimiz şu dünya hayatında Rabbimiz tam manasıyla kulluk yapabilmeyi cümlemize ümmetin Muhammed'e nasip eylesin. Ben hazırım. Merhaba mükerrem hanımefendi, mükerrem anneniz. Bu fani olan dünya hayatındaki kulluk görevini tamamlamış olup Rabbimizin sonsuz rahmetine doğru yolculuğa çıkmaktan. Bu güzel, bu kutsal, bu mübarek yolculuğa çıkarken ailesinden, sevenlerinden, komşularından, akrabalarından son olarak hüsnü şahitlik ve hak helalliği talep etmekte. Sizler yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak iyi bir mümine, salih bir kul, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi manevi, dünyevi ruhlevi, insani ve İslami, hak ve hukuklarımızı almamak üzere can-ı gönülden helal edin. Helal olsun. Helal edin. Kabrini kurdu, makamını cennet bahçesinden bir cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Bizlere de şu musalla taşına kurulduğumuzda yine haklarımız can-ı gönülden burada yatan kişiye can-ı gönülden helaldir diyen dostluklar kazanabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Rabbimiz ayetin kelimesinde bizlere yine şöyle buyurmakta. Estaizu bismillah ve rabbeku rahmeke hatta yettiyike yakin. Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. İnşallah Rahman ölüm gelmeden önce kulluk görevimizi en güzel şekilde yakalım. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin.